Zaten kırmızı kart o zaman küfür ettiyse. Hanım yazıyor alttan da Instagram gelmiş diye de gelmemiş. Yakup Bey de şöyle bir şey yazmış. Melike Hanım, Serhan Türk'e sorum. Cagney rakibine foul yapıyor mu, yapmıyor mu? Yapmıyor. Muslera'yı orada oyundan atmak yürek ister, öyle yürekli bir hakem de şu an yok. İleride olur mu bilemem demiş. Ya biz şimdi Muslera ya da Cagney üzerinden gitmeyelim. Maçın geneline oraya girelim. Maçın geneline geldiğimizde de pozisyonlarını hepsini tek tek değerlendirirsek maçın önüne hakem geçmiştir. Hakem kararları geçmiştir. Cagney'in o uzatmada attığı golde yani şey yani foul olduğunu düşünüyor ben izleyiciler. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ve futbol yorumcularında çoğu olduğunu düşünmüyorlar. Öncesindeki pozisyon bence foul ama. Ama Rize'nin attığı golden önceki pozisyonda foul. Rize Spor'un attığı ilk golde. Tabii. Evet, o da çok tartışılıyor. Bir de bak kuralda... Sana göre kuralda, gol iptal mi edilmeliydi? Tabii şeyden. Ama Cagney'den değil. Cagney, yok yok, onun için sormuyorum. Bak Cagney 2 saniye, 3 saniye Anelka oldu orada. Anelka golleri böyledir. Anelka topla gittiği zaman Beşiktaş Fenerbahçe maçı Koray Anelka'yı engellemeye gelirken hareket halindeki bir arabaya çarpıp gibi savruldu Koray. Ya çünkü adam gaza basmış. Çok kuvvetli. Tabii ki. Evet. Şimdi Cagney de kuvvetiyle gidiyor. Ama öncesi... Rugby gibi. Öncesi foul bana göre. Rize'nin de attığı golden önceki de foul. Bir şey daha söyleyeyim. Galatasaray verilen penaltı hakem kurallarına göre bu güncellenen kurallar var ya penaltı. Ama bence futbolun ruhuna aykırı bir penaltı. Çok net söyleyeyim. Yani karar doğru Erman ama sence dediği, doğru bak, değil. Bak Erman abinin o gün yaptığı yorum bence en mantıklısı. Ama kitap öyle diyor. Bu kitabı ben yazmadım. Bu kitabı sürekli değiştiriyorlar. Eskiden bunlara penaltı vermezlerdi. Atıyor kendini yeri. Niye? Aa adam bana sarıldı bu fırsatı kaçırma. Atışı alıyor penaltıyı. Bir şey diyemezsin ona. Penaltı. Kitabı biliyor çünkü evet. O çocuk. Rozier. Bak bazen Rozier. Rozier olayı atıyor kendini. Şeyde de hemen çekiyor elini. Berkan. Hemen çekiyor elini. Ben ne yapıyorum diye. O da atıyor kendini. Çünkü niye penaltıyı alıyor? Haklı. O çocuk da biliyor işi. Yani sahtekarlık değil bu. Kitabı biliyor. Ama futbolun ruhunda ters bunlar. Bu penaltı. Kitaba göre penaltı. Yapacak bir şey yok. Değişmesi lazım. Rize Spor'unki kaçan. Boldrin'in kaçırdığı. İşte onu diyorum. Galatasaray'ın penaltısını demiyorum. Tabii. Bolcun'un kaçırdı. Diren önden. Ha, Bolcun'un kaçırdı. O... Ya penaltı, şimdi yani şunu konuş, yani biz bak farkındaysan onu konuşmuyoruz. Rize'nin penaltının kaçtığını konuşmuyoruz ya da Rize'nin golünü ceza sahası içerisinde Bolcun'un atamamasını konuşmuyoruz. Şu an neyi konuşuyoruz? Yok şu anda Bolcun o penaltıyı atsaydı başka bir yani skor farklı, da oluşabilirdi. Tabii ki. Yani söylenmeler de farklı. Fatih Terim'in de söylemi farklı olurdu. Farklı olurdu tabii. Herkesin söylemi farklı olurdu. Farklı şeyler konuşurdu. Farklı konuşulabilirdi. Fatih Terim şey demezdi. Hakemi şimdi konuşurdu. Ama yanlış önüne işte geçeceksin Serhan. Demezdi yanlış. Yani. Niye yanlış biliyor musun? Bir gün şu üç büyükler Trabzonspor'u da beraber lokomotif takımlar otursunlar. Arkadaş bugün sana yarın bana olacak. Ya gelin tabii. Bunun önünü bir keselim. MHK artık yapısı değişmeli. Bak niye değişmeli? Kulüpler Birliği çok acil bir şekilde şirket olmalı. Ve MHK hakemler de Kulüpler Birliği bünyesinde olmalı. Diyecekler ki arkadaş bu hakemler kafasında soru işareti olmadan yönetecek. Sürekli başka şeyler oluyor. Ve o hakemlik dünyasının içerisinde de bir yeni yapılanma olması lazım artık. Oralarda ne var? Bir derinlere inmek lazım. Zeynep Hanım, Kocaeli'nden biliyorsun. Selamlar. Sevgili Melike Hanım, son sayfadan gidenler çoğalsa da benim müdavimliğim sürecek demiş. Şunu öğrenebilir miyim? Futbolcunun yeteneğini sergilemesi kendi elinde ama gereksiz ve yanlış geri pas verme sorununu kimler çözebilir? Yorumlar mısınız? Cengiz Han kaptana da güle güle demiş. Galatasaray'da onu çözemezsin. Özellikle Galatasaray nezdinde ben bunu söylüyorum. Çünkü geçen sene ben burada bir laf ettim. Dedim ki geri oynayan futbolcuların hepsi 10'ar bin euro ceza versin. Her geri oynadığında dedim ben burada. Öyle bir şey var. Ya ama yani böyle bir şey yok. Yani geri oynadığınızda otomatikman sıkıntı yaşıyorsun. Bir de bizim Türkiye'de takımlarımız geriden çıkamıyorlar. Top yapamıyorlar. Yani mesela biz neyi konuştuk? Marka olunca geriden top yapabiliyorsun. Ama marka olmayınca bu Lündam'a ağır kalıyor. Nelson'la uyum içerisinde olmuyor. Alparslan devreye girdiği zaman bir soluk getirmiyor. O açıdan baktığımız geriden oynamalar artık kalksın.
Çünkü bir de artık öyle bir kanat oyuncuları, öyle bir forvet oyuncuları var ki hızlı hareket edebilir, o pozisyona girebilir, alabilecek seviyede oyuncular da var. Ben artık geriden top yapmalarının yasak olmasını istiyorum. Bu sezon özellikle çok fazla tarafından. Var. Bu hatadan gol çok yiyor takımlar. Özellikle Galatasaray yedi yani. Evet. Çok büyük hatalar yaptı yani. Ciddi bir istatistik okumuştum bununla ilgili. Galatasaray değil bir tek, çok fazla var. Murat Bey, Murat Güloğlu, Cagney ayrı bir parantez açmak lazım demiş. Hadi gelin açalım. İlk geldiğinde ceza sahası içinde duran adam 105 metre top sürüp kaleye vurmayıp pas atıyor. Çok büyük değişim var Cagney'de. İngiltere'den geldikten sonra demiş. Şimdi Rize maçı sonrası ne dersiniz? Cagney daha çok süre almalı mı? Muhammed'i konuştuk ama Cagney'i de konuşalım. Şimdi bu performansa bakıp daha çok süre vermek yorumu çok farklı bir yorum olur. Çünkü bu performansı ama sezon başına itibaren bakacaksın onu. Evet, sezon başında bakın ama Cagney'den geçen sene değil bu sene başında itibaren. Ben Cagney'i nerede çok daha iyi kullanırım? Artık yedek oyuncu olayı bitti. Değil mi? Yedek oyuncu diye bir şey yok. 5 oyuncu giriyor. Artık kenardaki oyuncularla mesela eskiden ilk 11'deki oyuncularla kazanırdı hocalar ama şimdi bazı maçlarda kenardaki oyuncularla kazanmayı planlıyor. Bu ilk 11'dekiler yorsun. Ben onu sokacağım, kazanacak. Bakınız Senegal maçı, Dünya Kupası inanmansız. Belki inanmansız ilk 11'de olsaydı daha diri bir savunma görecektik karşısında. Son yarım saatteki Çaykur Rizespor'a ben baktım. Yani ayağını uzatacak takatı kalmamıştı. Yok, kalmamıştı. Bu tarz pozisyonlar da çok önemli. İki kulüp arasındaki, işte. İki takım arasındaki kondisyon farkı inanılmaz ortaya çıktı. Şimdi böyle bir ortamda ben Cagney'i alıp sokarım daha faydalı olur demiştir belki Fatih Hoca. Bazen ilk 11'deki oyuncuları kazanırsa ama bazı maçlarda yedek kulübesindeki oyuncuları özellikle kazanır. Özellikle golcü anlamında. İlhan yedek... Mansız örneği çok doğru. Milli takımda özellikle. Evet. Fenerbahçe'de Semih geçmişte. Yine çok golü vardı. Sonradan giriyordu o da. İlk 11'deyken belki de o kadar golü olmuyordu. Olmuyordu belki de. Yani ne diyordu? Artık yedek oyuncu olayı yok yani hocaların gözünde. Evet, şimdi Fenerbahçe maçı ile ilgili soru gelmişti, not almıştım, onları da sorayım. Aşağıda kalanları da yenileyince sayfaya gitmesin diye bir yandan not alıyorum. Crespo'yu sormuşlar, hala bir ışık yok, bu transfer neden yapıldı? Ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe'nin son anda yaptığı transferlerden biriydi. Portekiz'den gelmişti. Ben daha fazla forma şansı bulduğu zaman çok fazla değerlendiren bir oyuncu değil. Ama üstüne koyabilecek de bir oyuncu. Bence burada Pereira'yı etmesinin sebebi oradaki hazineyi görebilmesidir. Bence izlenen zamanlarda daha fazla forma şansı bulduğu takdirde bekleneni verecekmiş gibi geliyor bana. Fenerbahçe'deki asıl sorun santraforunun belirsiz olması diye düşünüyorum. Katılır mısınız? Tartışılmayacak bir santrafor bulamadılar. Geçen seneden beri aynı. Zaten geçen sene de aynı şeyi düşünüyorduk. Ben hala şurasında kaldım. Geçen sene burada kaldım. Geçen sene o Mesut Özil'ler, İrfan Can Kahveci'ler alınana kadar bu penza alınsaydı Fenerbahçe şampiyon olarak konuşacaktık geçen sene.